götürün sökelim. Tamam mı? Hı hı. Radyatör alacağız aşağı. Şunu. Fanını bu tarafa hiç kurcalamadan kurtarabiliriz belki. Yani kurtarırız. Ha, üstünden de yaparız. Yani. Evet, şu an ne yapıyoruz abi? Yedek su depomu kaçağını bulmaya çalışıyoruz. Hava vuruyoruz. Aynen, hava vuracağız. Patlarını bu şekilde vuracağız. Sağ olsun. Daha sonrasında arkadaşlar fanımızı elden geçireceğiz. Fanda da küçük bir problem var. Göbeğinden çıkmış. Onu düzelttireceğiz. Devam ediyoruz bakımlara. Kornamız burada. Ne kadar su eksiltiyordu? Abi bayağı eksiltiyor ya. Yani bayağı derken şöyle söyleyeyim. 300-400 km yapınca bitiyor. Öyle fark. Buradan ben mesela bayağı eksiltiyor. Yani eksiltiyor derken bu yukarıdan kaçırıyor gibi sanki. Allah Allah. Hı hı. Bir yattan bir daha bakayım. Anladım ama dönüş burada kullanmayacaksın mı? Lazım abi. Cafer ya. Ama niye? Sen mesela arabayı park ettiğin zaman herhangi öyle bir dışarıya gitti öyle yere damlatma yapmıyor değil mi? Yok yapmıyor. Yapmıyorsun. Öyle baktım göz attım da. Evet çünkü bu havaya kaçırırdın yani. Tabii çoktan çarpması lazımdı aslında. Bas bir de. Evet arkadaşlar kaçağı bulamadık burada havayla. Şimdi antifrizle takip ederek bulmaya çalışacağız. Kırmızı antifriz ilave edeceğiz buna. Şu an normal değil mi? Normal su oluyor değil mi? İçeri boşalttığımız için dışarı. Evet arkadaşlar, bir sanayi günlüğünün daha sonuna geldik. Yedek su deposundan kaçağı bulmak için radyatörcüye gittik. Oradan antifriz ilave ederek
görüntülerde de gördüğünüz üzere kaçağı tespit ettik. Oradaki küçük tıpaları değiştirdik. Onu da şu an için çözdük. Vallahi yorucu bir gün oldu. Oradan araya koştur derken epey uğraştık. Bakalım yine bir şeyler yaptıkça devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.